Sayın takipçilerimiz, izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Bir videomuzda daha beraberiz. Bugünkü konumuz Almanya emeklilik sisteminde dul maaşlarıyla ilgili bilgi alacağız. Bu videomda bir konuğum olacak. Özbek Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Özbek Bey, dul aylığı için, yani Witwenrente dediğimiz dul aylığı için hangi şartlar gerekiyor dul açısından? Bildiğim kadarıyla Alman emeklilik sisteminde küçük dul aylığı, büyük dul aylığı var. Şimdi şöyle, öncelikle konuya girmeden önce ben hemen şunu belirteyim. Almanya'daki Winterbliebenenrente dediğimiz, yani geride kalanlara bağlanacak olan aylıklar 2002 yılında, 1 Ocak 2002 yılında bazı değişikliklere uğradı. Yani değiştirildi. 1 Ocak 2002'ye kadarki süreye biz Altersrecht diyoruz. Yani eski hukuk uygulanacak. 1 Ocak 2002'den sonra yeni hukuk uygulanacak. Yani yeni Witwenrentenrecht, Alterswitwenrecht dediğimiz onlar uygulanacak. Nedir arasındaki fark? Yani ikisi de Winterbliebenenrentenrecht'tir. Ancak burada aradaki fark, eski hukuka göre geride kalan eş vefat eden emeklinin %60 nispetinde, aylığının %60'ı nispetinde dul kadın aylığı bağlanıyor. Yeni hukukta ise 2002'den sonra ise bu %55'e düşürüldü. Ve eski hukukta, eski Witwenrecht'te bazı gelirler dahil edilmiyordu gelir olarak Witwe'ye. 2002'den sonraki hukukta ise bu gelirler, geride kalanların gelirleri, bu her türlü gelirler dahil edilecek. Çünkü burada Almanya'da şu var mesela, bir kişi vefat ettiği zaman geride kalan eş emekli hakkı doğuyor. Ancak bir Einkommengrenze dediğimiz, yani bir gelir sınırı var. Geride kalan eş bugünkü rakamlara göre 902 euro. 902 euronun üzerinde geliri olursa kendisine bağlanacak olan dul kadın aylığında bazı kesintilere gidilir. Onun için burada genelde Einkommengrenze dediğimiz, yani kazanç sınırı, bu kazanç sınırına dikkat edilmesi lazım. Evet, şöyle bir soru sorayım. Peki Witwenrente için, yani dul aylığı için bizim emeklilik sistemimizde, Türk emeklilik sisteminde ölüm anında sigortalının resmi nikahlı eşi olması gerek. Böyle bir şart var mı? Almanya'da nikah olmadan da eşler yaşayabiliyor. Böyle bir durumda dul aylığı bağlanabilir mi? Yani resmi nikahı olmayan eşe. Hayır. Almanya'da kişi vefat ettiği zaman kim resmi nikahlı eşi ise ona aylık bağlanır. Yani başka bir deyişle imam nikahlı veya hoca nikahlı bizim kültürümüzde olduğu gibi, yani böyle durumlarda Alman Emeklilik Kurumu bunlara dul kadın aylığı bağlamaz. Peki bu demin belirttiniz, bir yıl evli kalma zorunluluğu dul maaşı için. Gerçekten de ne zamandan itibaren başladı bu uygulama? Hep var mıydı eskiden beri? Hayır. 1 Ocak 2002'den itibaren uygulandı. En az bir yıl evli kalmanın şartı. O da şuydu, genelde Almanya'daki Alman yaşlılar Pflegefall oluyorlar, bakıma muhtaç oluyorlardı. Ona bir Alman bayan geliyordu veya başka bir bayan bakım yapıyordu. Ve eğer o bayan bekar ise, bakım yaptığı yaşlı Alman da bekar ise bununla evleniyordu. 3 ay sonra bakım yaptığı şahıs vefat edince o zaman dul kadın aylığı maaşı alıyordu. Almanya bunu önlemek için maalesef bir yıl süre şart getirdi. Bundan dolayı bir yıl, en az bir yıl evli olması lazım ki geride kalan eşinin emekliliği kazanabilmesi için. Özbek Bey, peki Türkiye'de dul aylığı alanlar ister çalışsınlar ister çalışmasınlar her halükarda dul aylığı alabiliyor. Bizim Türk emeklilik sisteminde dul aylığının tek şartı dul olmaktır. Çalışsa da, sosyal yardım alsa da, ne yaparsa yapsın, o dul aylığını evlenmediği müddetçe, yani dulluğu bitmediği müddetçe alabiliyor. Almanya'da çalışma veya bir sosyal yardım alma durumunda dul aylığı kesilir mi? Şimdi şöyle, Almanya'da biraz evvel belirttiğim gibi, yani bir gelir sınırı var. Bir dul bayan, örneğin emekli hakkı kazanmış eşinin, dediğim gibi eski hukuka göre %60, emekli aylığının %60'ını veya vefat ettiği tarihte, vefat ettiği ana kadar yapılan hesaplamalarda eline geçecek olan emekli eşinin emekli aylığının %60'ını hak ediyor. Yeni kanunda %55'i bu. Biz bugünkü kanunu konuşalım, %55 diyelim.
Şimdi bu bayana maaş bağlarken Almanya hükümeti diyor ki, hanımefendi diyor, belli diyor bir kazanç sınırımız var. Nedir? O da 902 euro. Eğer diyor siz diyor 902 euroyu geçecek bir maaşa sahipseniz veya bu geliriniz var ise bunun üzerine, biraz bir teknik konu, bunun üzerindeki gelirin %40 mahiyetinde diyor hesap ederim maaşınızdan bağlayacağımız bayana bağlanacak olan emekli maaşından %40 mahiyetinde nispetinde keserim diyor. Hani şöyle bir örnek verelim, vatandaşımız daha iyi anlasın. Bir bayan diyelim 500 euro eşinden Witwenrente, dul kadın aylığı hak etmiş. Tabii 500 euro ile yaşanmaz. Ne yapıyor o zaman bu bayan? Ben diyor gidip diyor çalışacağım diyor. Bana bağlanın 500 euro emekli aylığı. Ben gidip çalışmam lazım yoksa geçimimi temin edemeyeceğim. Bu bayan gidip 1000 euroluk da bir iş bulmuş oluyor. O zaman ne oluyor? Bunu Deutsche Rentenversicherung'a, Alman Emeklilik Kurumu'na bildirdiği zaman bildirme mecburiyeti var. Bildirdiği zaman Almanya alıyor bunu, hesabını şöyle yapıyor. 900 euro sınır var, biz öyle anlaşılsın, küsuratını bırakalım, 900 euro diyelim. 900 euro 2021'in gelir sınırı var. Bunun üzeri nedir? 100 euro. Ne oldu bu o zaman? 100 euronun %40'ını, yani 40 eurosunu bağlamış olduğu o 500 eurodan kesiyor, 460 euroya düşürüyor emekli aylığını. Tamam diyor, siz diyor 1000 euro kazanabilirsiniz, ancak ben de diyor 40 euro diyor, sizin diyor maaşınızdan, bağladığım maaştan aşağı çekeceğim diyor. Böyle bir kanun var Almanya'da. Özbek Bey, dul aylıkları hangi halde kesilir? Sadece evlenince mi? Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de kişiler dul maaşı alırken resmi olmadan evleniyorlar. Tabii ki bizim kanunlarımıza göre bu yasa, bunun takibini de yapıyor SGK. Almanya'da hangi hallerde dul aylığı kesilir? Artı dul aylığı alan eş biriyle resmi nikah olmadan karı koca hayatı yaşarsa bu aylık kesilir mi? Şimdi şöyle, Almanya'da bir bayan dul kaldığı zaman evlenmediği müddetçe, konuşmamızın başında da belirttiğim gibi küçük dul aylığı, büyük dul aylığı diye ikiye ayrılıyor ve bunu hak kazandıysa evlenmediği müddetçe, 20, 30, 40 sene neyse evlenmediği müddetçe bu dul aylığını hak eder. Ancak evlendiği zaman, bunu tabii zaten mecburen de Alman Emeklilik Kurumu'na bildirmesi lazım. Evlendiği zaman bu dul aylığı kesilir. Ve kendisine 2 yıllık bir bağlanan olan emekli aylığının 2 yıl, toplam 2 yıl, 24 ay tutarını çeyiz parası diyelim. Çeyiz parası olarak da ödenir. Ancak dediğim gibi evlendiği an bu maaş kesilir. Yani anladığım kadarıyla mutlaka resmi evlenmesi gerek. Ama Lebenspartner olarak böyle nikahsız yaşamaları halinde herhangi bir kesinti veya şey olmuyor. Hayır hayır. O öyle bir uygulama yok. İster beraber yaşasın, ister beraber aynı evde otursun, hiç fark etmiyor. Sadece evlendiği anda kesilir. Burada sadece bir şeyi düzelteyim veya açıklığa kavuşturalım. Deminden beri işte dul kalan kadından bahsediyoruz. Ama kanun Türkiye'de eş diyor. Yani illa kadın olması gerekmiyor. Erkeğin de dul aylığı hakkı var herhalde Alman emeklilik sisteminde. Tabii Almanya'da Witwerrente, yani erkekler için Witwer denir, kadınlar için Witwe denir. Her ikisinin de aynı şekilde emekli hakkı var. Yani bir erkeğin eşi vefat ederse o zaman erkeğin de eşinden emekli alma hakkı var. Aynı şartlara haizle. Hiç fark etmez. Özbek Bey, peki deminden beri bahsediyoruz. Küçük dul aylığı, büyük dul aylığı. Bunların farkı nedir? Şartları nedir? Buna biraz açıklık getirebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi küçük dul aylığı, o eşi vefat ettiyse geride kalan eşlerden herhangisi, bayan veya erkek. Eğer ki 45 yaşının altındaysa şu anda ve bu bayanın büyütmekle, yetiştirmekle mükellef olduğu bir kimse çocuğu yok ise ve kendisi de bedenen sıhhaten sıhhatli ise bu sefer bu buna bağlanacak olan aylık %25 mahiyetindedir. Yani Alman Emeklilik Kurumu sigortalı vefat ettiğinde emekli aylığını hesap ediyor. Veya kişi emekli ise, emekli aylığı alıyorsa o emekli aylığının %25'ini küçük dul aylığı olarak geride kalan eşine bağlıyor. Dediğim gibi burada eğer ki eşi tek başına ise, yani küçük bir çocuğu yok ise, 18 yaşından küçük veya kendi ağır bir hasta falan değil ise ve yaşı da 45'in altında ise küçük dul aylığına hak kazanıyor. Küçük dul aylığı 24 ay ödenir.
Yani 2 sene müddetle ödenir. Ondan sonra kanun diyor ki bayana, bayan diyor siz gençsiniz diyor, yaşınız diyor 45'in altında, gidip diyor çalışabilirsiniz. Sadece 2 yıl diyor bu aylık size bağlanacak ve 2 yıl sonunda otomatikman kesiliyor. Büyük dul aylığı ise büyük dul aylığına kazanabilmesi için bir bayanın yaşının 45 ve üzeri olması lazım. Tek şart bu. 5 yaşından yukarı dul bayana %55'i bağlanıyor. Ancak şurada hemen şunu belirteyim. Bu küçük dul aylıklarında tabii ki bir örnek ve örnekle anlatalım vatandaşımız daha iyi anlasın. Bir bayan 35 yaşında dul kaldı. Eşi vefat etti. Hayır, yaşı 45 değil, yaşı 35. Ancak bu bayanın bakmakla, büyütmekle mükellef olduğu 18 yaşından küçük çocukları var ise, diyelim iki tane çocuğu var. Biri 16 yaşında, biri 10 yaşında. Bayanın kendisi 35 yaşında. O zaman buna küçük aylık değil de büyük dul kadın aylığı bağlanıyor. Niye? Çünkü bu bayan her ne kadar yaşı 45'in altında ise iki tane çocuğu var büyütmekle, bakmakla mükellef olduğu. Bu çocukların en küçüğü yani 10 yaşında olan 18 yaşına kadar anne hala büyük maaş alır. 18 yaşını doldurduğu zaman bu anneye bu büyük dul maaşı kesilir. Size bunun için teşekkür ediyoruz. İnşallah Alman emeklilik sistemi konusunda sizin engin bilginize, tecrübenize yine müracaat edeceğiz. İnşallah bizi kırmazsınız Özbek Bey. Tabii ki elimden geldiği kadar burada vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Sayın takipçilerimiz, izleyicilerimiz bir videomuzda daha beraberdik. İnşallah faydalı olmuştur. Şayet videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmanızı, videomuzu da beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanızı tavsiye ederiz. Bunu yaparsanız bizi hem YouTube'un öne çıkartmasını, daha fazla gurbetçimizi veya Türkiye'deki insanımızın bilgilenmesini sağlamış olursunuz. Başka bir videoda, başka bir konuda sizinle buluşmak üzere iyi günler diliyorum. Ve bu yeter tabii.